Değerli katılımcılar, bugün akşam 9.sunu yaptığımız webinarımıza hoş geldiniz. Yayın konuğumuz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ömür Dereci. Biraz kendisinden bahsetmem gerekirse, lisans eğitimini 2008 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden tamamlamış olup, doktorasını da 2012 yılında yine Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapmıştır. 2013 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başlayıp şu anda da orada ağız içine cerrahisi bölümünde profesör doktor olarak görevine devam edip aynı zamanda da dekan yardımcısı olarak görevini devam ettirmektedir. Hocam size hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Burak Hocam. Çok teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Sağ olun bizi kırmadığınız geldi. Ne demek benim için bir zevk. Benim için bir zevk. Söz sizde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun güzel ifadeleriniz için. Ben ilk önce sunumuna başlamadan önce size ve Hakan Hoca'ya çok teşekkür ederim. Tabii dekanınız da Sayın Ali Rıza Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir platform kurmuşsunuz. Bundan hani yaklaşık bir hafta önce falan bir ay önce Hakan Hoca gelmişti. O bahsetti. Sağ olsun tarif etti beni de çağırdı. Ben de elimden geldiğince kendi çalışma konum olan fibroosteoz lezyonlarla ilgili bilgi vereceğim. Müsaadenizle sunuma geçiyorum Burak Hocam. Buyurun hocam. Evet. İnşallah ben Burak Hocam'ın da bahsettiği gibi ağız diş çene cerrahisinde öğretim üyesiyim. Genellikle klinik patoloji ile ilgileniyorum. Yani çok seviyorum bu konuyu ve bugün de bu çene cerrahisiyle bizim alanımızla ilgili çok da tanınmadığını düşündüğüm, çünkü Eskişehir'de genel olarak hani vakalardan dolayı, özellikle diş hastanelerinden gelen vakalardan dolayı böyle bir sunum yapmak geldi aklıma. İnşallah faydalı olacak. İnşallah da çok cerrahi terimler kullanıp da sıkmam size. Hani çok cerrahi içerikli bir sunum yapmamaya çalıştım. Daha çok bilgilendirici bir sunum yapmaya çalıştım. İnşallah çok da canınız sıkılmaz. Ben Eskişehir'deyim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yaklaşık 2008 kuruluşu ama hani 2012'den beri aktif, 10 senedir varız. Bu da çene cerrahisi alanının dalı hocaları. Hepsi Eskişehir için bir değer hocalar. Nesrin Hoca, Çağlar Hoca, Görkem Hoca. 4 kişiyiz şu anda. Çok uyumlu ve güzel bir şekilde bölümümüzde çalışıyoruz. Biliyorsunuz çene cerrahisi katılanlar zaten herkes diş hekimi. Bir ekip olmak zorunda, ekip olarak çalışmak zorunda. Dediğim gibi 2012 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun olup buraya işte öğretim üyesi olarak başladık ve Eskişehir'de 10 senedir bir patoloji konusunda, bu Eskişehir'de oral patolojide demografik ve klinik gözlemler yapıyorum. Buradan da bazı çıkarımlarım var. Fibrosteoz lezyonlarla ilgili, özellikle sementosteoz displezilerle ilgili. Bu sunumda onları paylaşmaya çalışacağım. İlk önce, şimdi biz displezi diyoruz. Fibrosteoz displezi. Bu displezi nedir? Çok bu kafa karıştıran şeyler, hani çok sanki terimsel şeyler ama basit aslında tanımları. Şimdi neoplazi, tümör dediğimiz olgu, kontrolden çıkmış bir hücre proliferasyonundan ibarettir. Yani mitotik döngü, hücrenin bölünme döngüsü bir şekilde hasarlanmıştır. Ya gendeki bir problemle ya çevresel faktörlerle buradaki bölünme kontrolden çıkmıştır. Benin veya malin bir hücrelerde hücresel bir çoğalma söz konusudur. Ama displezi de böyle değil. Displezi bir tümör değildir. Displezi bir kist de değildir. Tümör benzeri lezyon olarak geçer. Tümör benzeri patolojiler denir. Tümör benzeri lezyonlar denir. Ama displezi tümör de değildir, kist de değildir. Tümör benzeridir. Nedir? Normal bir dokunun biçim olarak farklılık göstermesidir aslında. Çok basit. Yani bir normal bir doku yerine mesela çeneler için düşünürsek kemik dokusu yerine başka bir dokunun yerine dolmasıdır displezi. Mesela buna displezi diyoruz. Bu tümör değil. Malin de değil, benin de değil ve bu kist de değil. Biz fibrosteoz lezyonları şu şekilde tanımlarız. Çene kemiğinin fibroz doku ile yer değiştirmesine biz fibrosteoz lezyon deriz. Yani nedeni belli olmayan bir şekilde, az sonra etiyolojiden de hafiften bahsedeceğim. Tam da belli değil etiyolojisi. Neden olduğunu çok da iyi bilmiyoruz. Özür dilerim. Yani nedensiz bir şekilde, ki bazı teoriler var bu konuda, ama çene kemiği
enteresan bir şekilde yerini fibrös stromaya, kollajenes stromaya bırakıyor. Ve bu kollajenes stromanın içerisinde de bölgesel kemikçik adalar oluşuyor. Fibrös lezyon dediğimiz olgu bu. Sementosyoz displazi de bunların en önemlisi. Sementosyoz displazi. İki tane daha var. Sementos fibroma ve fibroz displazi. Şimdi sementosyoz displazi dediğimiz olayda işte çok basit tanımlarsak işte ekspansiyon olmayacak, kendini sınırlayacak. Displazilerin en önemli özelliği de kendini sınırlamasıdır. Sementosyoz fibroma ise yine fibrosyoz bir lezyon olup içerisinde tümöral bir komponent de vardır. Yani tümör yapısı da olduğu için biz buna sementosifiye fibroma displazis demiyoruz. Sementosifiye fibroma diyoruz. Bak dikkatinizi çekerse. Fibroz displazis de yine bir fibrosyoz lezyondur. Klinik olarak çok farklı seyreder. Ama ana olarak bizim en sık gördüğümüz klinikte yani ciddi cerrahiler gerektirmeyen, cerrahi bir yola girilmesine çok da gerekli olmayan, bizi şu anda ilgilendiren bu sunumun en önemli konusu olan sementosyoz displazinin üzerinde duracağız bu sunumda. Hem tanım olarak, hem görsel olarak, hem ayırıcı tanı olarak, hem de daha başka konularda enfeksiyon konusunda mesela duracağız üstünde. Şimdi sementosyoz displazi de üçe ayrılıyor. Periapikal, fokal sementosyoz displazi, florid sementosyoz displazi. Sementosyoz displaziler her şekilde yalnızca klinik olarak, bölgesel olarak isim değiştirirler. Yani yapı olarak hepsi aynıdır. Sevgili meslektaşlar. Yani periapikal sementosyoz displazinin histolojisi de aynı. Fokal sementosyoz displazinin de aynı. Florid sementosyoz displazinin de aynı. Değişen ne? Değişen bölge. Ön dişte ise alt ön diş, üst ön diş ki genellikle çoğunlukla alt ön diş bölgesi apikal bölgededir. Ve teklidir. Tek soliterdir. Tek bölgededir lezyon. Biz buna periapikal sementel displazi diyoruz. Arka dişlerde ise piramolar molar dişlerde ise biz buna fokal sementosyoz displazi diyoruz. Eğer iki farklı çene kadranını tutuyorsa yani hem apikalde yani periapikal sementel displazi gibi soliter bir lezyon var ön bölgede çenenin önünde ön dişlerle apikalleriyle ilişkili. Hem de arkada var bunun adı da florittir. Yani tekli ise lezyon ön bölgede ise periapikal arka bölgede ise fokal. İki bölge iki kadranda beraberse çeneyi dörde bölün. Dört kadran olarak düşünün. Sağ üst işte sol üst sağ alt sol alt olarak buna kadran deriz biz. İki seni tuttuğu anda bunun adı florittir. Yani tamamen bölgesel olarak görüldüğü bölgeye göre isim değiştirir sementosyoz displaziler. Bütün fibrosyoz lezyonlarında %70'i bu sementosyoz displazidir. Diğer kalan %30'u da sementosyoz fibrom ve fibroz displazidir. Etiyolojisinden az önce bahsettim. Çok belirgin değil. İşte çeşitli yolaklardaki düzensizlikten bahsetmişler. Çok alakalı değil ama son zamanlarda Ömer Hoca'nın, sevgili Ömer Günhan'ın, benim de hocam odur kendisi. Buradan saygıyla da anıyorum kendisini. Onun yaptığı bir yayın var. Bu yayında ki kendisi yıllardır hani bu sementosyoz displazilere kafayı takmış bir insandır. Bunun üzerine çalışır. Türkiye'nin en iyi oral patoloğu bilirsiniz ismini. Kendisi yıllardır da kafayı takmıştır bu konuya ve yıllardır da üzerinde çalışır. En sonunda bir makale yayınladı. Bu yayınladığı makalede de diyor ki, bu parafonksiyonel kuvvetler diyor oluşturuyor büyük ihtimalle. Parafonksiyonel kuvvetler nedeniyle, travmatik kuvvetler, yanlış kuvvetler nedeniyle büyük ihtimalle oluşan bir tam rejeneratif de olmayan böyle bir sement sıkarı diye bir tanım yapmış. Çok güzel de bir ifade etmiş yayınında. Bu yayını da koydum, okumanızı da tavsiye ederim. Eğer cerrahi asistanı arkadaşları varsa veya hocalarımız varsa çok güzel bir yayındı o. Burada işte çeşitli boyamalar yapmışlar bu lezyonlarda. İşte nöral crest kökenli olduğunu görmüşler, bulmuşlar. İçerisinde çeşitli mekanik reseptörleri de boyamışlar. Mekanik reseptörlerde bir problem var mı acaba? Mekanik sensörler, mekanik kuvvet iletiminde bir problem olabilir mi hücrelerde? Bu yüzden de olabilir diye fikir yürütmüşler hoca ve arkadaşları. Ama çok fazla o mekanik reseptörlerde bir problem bulamamışlar. Ama sonuç olarak parafonksiyonel kuvvetlerin oluşturduğu bir sement içeriği olan, sement oluşturan, sement sıkarı oluşturan böyle bir geçici demeyeyim çok özür dilerim. Geçici tabii ki değil ama tümörde olmayan, kistte olmayan böyle bir sıkar şeklinde bir lezyon olarak tanımlamışlar. Şimdi histolojik ve radyolojik 3 tane safhadan geçer. Az sonra filmleri de göstereceğim. Çok teorik oluyor bu biliyorum. Bunun teoriyi biraz sıkıcıdır ama filmler üzerine daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Radyolüsen devre, mix devre ve radyopak devre olarak 3'e ayrılır. Hem klinik olarak ayrılır
Hem histolojik olarak ayrılır hem de radyolojik olarak ayrılır. Radyolüsent devre tamamen pür kemik dokusunun bölgesel olarak fibroz, kollajenos stroma ile yer değiştirdiği safhadır. Yani daha mineralizasyonlar, bölgesel içerisinde oluşan mineralizasyonlar çok az başlamıştır veya başlamamıştır. Biz bunu radyolüsent olarak radyografide izleriz. Mix devrede ise bu bahsettiğim örgü, kemik veya sement benzeri yapılar, yapılanmalar, distrofik kalsifikasyonlar bölgesel olarak yavaş yavaş o kollajenos stroma içerisinde oluşmaya başlar. Bu da radyolojide mix bir görüntü verir. Hem radyoopak hem radyolüsent bir görüntü verir. İkisi de olduğu için mix devre olarak bahsediyoruz bundan. Radyoopak evrede de bu oluşan mineralizasyonlar, bölgesel mineralizasyonlar büyür birbiriyle birleşir. Ve sanki birbiriyle birleşmiş sement partikülleri gibi radyografide böyle bir kitle şeklinde, büyümüş bir kitle şeklinde, etrafında radyolüsent rim şeklinde bir görüntü sergiler. Mesela bu gördüğümüz, bu radyografide gördüğümüz görüntü, sağ üst premoların sanki köküyle ilişkili görüntü, bu mesela radyolüsent devre bir görüntü. Bu mesela bir kist değil. Baktığımız zaman bunu kiste mesela karıştırmamalıyız ama hani... Tecrübesiz bir göz baktığı zaman ilk başta ah bu kistler, ben de ki öyle dedim zaten. Az sonra bu yaptığım bunu vaka olarak göstereceğim tekrar. Bu konuya döneceğiz. Sağda gördüğümüz frontal kesitte de bölgeyi lezyonun hafif böyle sınırlarını sanki tam sklerotik sınırlı gibi ama yukarı da, apikale doğru sanki sklerotik sınır gidiyor gibi ama içerisinde de sanki radyoopesi de var gibi. Yani çok da kiste benzemeyen bir görüntü de sergiliyor aslında. Baktığımızda. İşte bu da mix devre bir lezyon. Mix devre bir fokal sementosus displazi. Neden fokal? Çünkü premolar ve şeylerde molar bölgede oluşmuş. O ortada sentrik olarak bir radyoopasite görüyoruz. Etrafında radyolüsensi var ve sklerotik bir sınır var. Şekilsiz, irregular bir lezyon şeklinde görünür sementosus displaziler. Çok fazla yuvarlak, çok fazla opak, oval, round şeklinde, yuvarlak şeklinde çok fazla sınırlı, kist gibi böyle kist orantısına sahip bir lezyon beklememek gerekir. Bu da tamamen işte radyoopak evre. Bahsettiğimiz radyoopak evre bu. Soldaki ile sağdaki farklı hastalar. Kaninle ilişkili, sağ alt kaninle ilişkili apikalde bir lezyon görüyorsunuz. Mesela bu çok kafa karıştırıyor. Mesela bize ağız diş sağlığı hastanelerinden gerçekten çok vaka geliyor. Hani bunu ya bu çok nadir bir şey. Nasıl olsa da karşımıza çıkmaz diye de küçümsememek lazım. Abartmadan söyleyeyim, haftada bir hasta, iki hasta mutlaka geliyor. Çok enteresan. Bunu Asya toplumlarında daha fazla olduğunu, işte Afrika toplumlarında, siyahilerde bunun daha fazla olduğunu söylerler. Bu lezyonun daha fazla görüldüğünü söylerler. Ama gerçekten Türk toplumunda fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü karşınıza normal klinik şartlarda nerede çalışırsak çıkalım bu çıkacak. İşte radyoopak evre de bu. Sağdaki gördüğümüz radyografide de panoramiğin kesiti bu. Yine dişsiz bölgede oluşmuş. Tam radyoopak safhada. Neredeyse içerisinde radyolüsans kalmamış. Etrafta hafif hafif şekilsiz radyolüsans rim var. Ve sklerotik bir yapılanma var etrafında. Bu dört dörtlük bir semento osseus displazi. Fokal semento osseus displazi. Niye? Arka bölgede. İşte bu da bir florid form. Niye? Çünkü birden fazla kadranı tutmuş. Alt çenede sağda da var, sağ kadranda bir dişlerle ilişkili, hatta neredeyse bütün dişlerle ilişkili, ön bölgeyle ilişkili, önlerde teker teker oluşmuş ve sağ arka bölgede retromolar bölgede gördüğümüz gibi bir opak lezyon var. Dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Biz lezyonların gelişiminden, yani ilk safa radyolüsant gördük. Ha, bu lezyon geç, erken evre lezyon. Demek ki bu lezyon yeni oluşmuş kesinlikle dememeliyiz. Çünkü gördüğümüz gibi bakın aynı çenede bir geç evre lezyon var, bir de erken evre lezyon var. Bu lezyonun, bu patolojinin ilginçliği de budur. Özellikle florid formdadır. Florid formda çeşitli kadranlarda farklı ilerlemiş, farklı evrede lezyonlar görebiliriz. Bu bizi şaşırtmasın. Arka bölgede radyoopak varken, 3. evre radyoopak evredeyken bakın ön bölgelerde daha radyolüsantin, daha mix devreye yeni yeni geçiyor mesela. Bu bizi şaşırtmayacak. Florid sementosus displazi, diğer displazi formlarından, periapikal ve fokalden azıcık farklı olarak bakıyoruz. Büyük ihtimalle bunda genetik bir şey de var. Hastaya özgü bir genetik bir aberasyon var. Henüz daha bulunamayan veya test edilemeyen veya bir çevresel faktör var. Florid formun oluşumu çünkü daha yaygın, daha geniş bir alanı kaplayan, daha böyle sendromik bir his, sendromik bir tat veren bir
lezyon florid. Ama diğerleri öyle değil. Diğerlerine tam kemik sıkıları olarak bakabiliriz. Şimdi bu lezyonlar sementosyoz displazileri radyolojisine aşağı yukarı gördük. Klinik olarak bu lezyonların çoğu %90'ı %95'i enfekte değildir sevgili meslektaşlar. O yüzden de asemptomatiktir. Yani bu gördüğünüz vakalar asemptomatik vakalar genelde. Genelde değil, çoğunlukla. Hangi koşullarda enfekte olduğunu ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Ama bu vakalar tamamen asemptomatiktir genellikle. Çoğu %95'i asemptomatiktir. Çoğu orta yaşlı kadında görülür. 3. 4. 5. dekat, 5. dekatta daha azdır. Yani vakaların %90'ı neredeyse çoğunluğu genellikle kadındır. 40'lı yaşlarında orta yaşlı kadındır arkadaşlar. Erkek de çok nadir görülür. Sementosyoz displazisi görülür ama nadir görülür. Hani her zaman öğrencilerime söylediğim bir şey var bizim üniversitede de. İnsan vücudunda ne yazık ki %100 diye bir şey yok. Biz belli demografik verileri kullanarak klinik bilgileri, radyolojik bilgileri ve demografik bilgileri nerede, hangi ırkta, ne zaman görülmüş mesela, bu da çok önemli bir lezyon teşhisinde. Mesela bazı lezyonlar siyah ırkta daha çok görülürken bazı Asya toplumunda görülür. Mesela lignos periodontitis Asya toplumunda çok sık görülür. Güney Amerika'da sık görülür. Mesela Gardner sendromu bizim ülkemizde Orta Doğu toplumunda sık görülüyor. Bunlar da demografik bilgiler de bizim lezyonları teşhis için, patolojik klinikopatoloji için gerçekten çok çok önemli. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Demin de söylediğim gibi florid formda birden çok evre aynı hastada görülebilir. Bu çok kafa karıştırıyor. Ya bir bölgede radyopak olmuş, bir bölgeye radyolüsent lezyon var. Aman yarabbim, bu bir tümör. Ben ne yapacağım? Ya klinisyen çok korkuyor. Böyle gelen en az 10 tane hasta biliyorum bizim kliniğimize. Çok çok önemli olan bir diğer husus klinikte. Bu ilişkili dişler kesinlikle vitaldir sevgili meslektaşlar. Kesinlikle vitaldir. Bu dişlerde hiçbir problem yoktur. Vitaliteleri de gecikme de yoktur. Tamamen vital olarak görürsünüz. Tamamen dişe gelen ki burada şöyle bir soru da gelecektir biliyorum. Şeyden sonra, sunumdan sonra. Burada bir dişin apikalinde lezyon oluştu. Nasıl vital kaldı? Bu soru daha önceden de geldi. Dişin kökünde lezyon var. Nasıl vital kaldı? Çünkü lezyon kemikle yer değiştiriyor. O bölgede bir nekrotik süreç, o bölgede bir mikrobiyolojik, bir antijenik bir süreç söz konusu değil. Tamamen enfeksiyonsuz olarak bir enfeksiyon, bir infiltrat da söz konusu değil. İnflamatuar bir infiltrat da söz konusu değil. O bölgede tamamen kemiğin fibroz doku, kemik içinde kendi kendine sert doku üreten fibroz dokuyla yer değişimi olarak düşünelim. Yani sinirler, dişe gelen sinirler, dişi besleyici damarlar yine o dokunun dışından geçip gidiyor. Yine besleniyor. O yüzden dişlerimiz hepsi vital. 6-12 ay arasında takip ediyoruz. Kimi yazarlar 6 ay takip etler, kimisi 1 yıl takip etler. Ben 6 ay takiplerde bulunuyorum. Takip ediyorum. Takipte ne oluyor? Sevgili meslektaşlar, bu lezyonlar kendini sınırlayıcıdır. Demin de bahsettik ya. Belli bir büyüklüktedir. Belli bir büyüklüğe kadar gelir. Kendini sınırlar. Ondan sonra da opasitesi büyür ve o şekilde kalır. Yani çok ekspansiyon beklemiyoruz. Çok beklemiyoruz. Olabilir. Ekspansiyon da görülebilir. Görülen vakalar var. Az sonra göstereceğim. Orada alert olmak gerekiyor. Çünkü biz bu vakalarda ekspansiyon, sementosyoz displazide ekspansiyon beklemiyoruz. Çünkü bu bir proliferatif, bir tümoral bir süreç değil. Bu kemiğin içerisindeki kemik dokusunun yer değiştirmesi fibroz dokuyla. Bu kadar basit. Burada tedavi değil, bu lezyonlarda sementosyoz displazide çok korkulduğu gibi klinikte gelince korkulacak, endişe edecek, hastayı da endişeye sürükleyecek bir lezyon kesinlikle değildir. Hiç korkacak bir şey yok. Bu lezyonu teşhis edin. Teşhis edince hastada semptom var mı yok mu? Önemli olan budur. Ağrısı var mı yok mu? Şişliği var mı yok mu? Lezyon ekspansı oluyor mu olmuyor mu? Efendime söyleyeyim, dişlerde yer değiştirme var mı yok mu? Bunları görmememiz gerekiyor. Bunları görüyorsak işte o zaman ve lezyonda sementosyoz displazi olduğunu hissediyorsak tanımız o yöndeyse ön tanımız, bu lezyonu takip etmekte veya biyopsi olmakta fayda var. Ama asemptomatik bir florid sementosyoz displazi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Asemptomatik bir fokal sementosyoz displazi tamamen insidental olarak rastlamışsınız. Radyografi çekmişsiniz. Hasta başka bir iş için gelmiş. Panoramik radyografi de böyle florid formda veya işte başka formlarda sementosyoz lezyonlar var. Bununla hiçbir şey yapmaya gerek yok. Takip. Önemli olan. Şimdi olgu olgu gidelim. Mesela en başta gösterdiğim radyolüsent evredeki olguya bakalım. Burada mesela çok özür dilerim. Burada mesela premolar bölgenin köküne yakın boşlukta diş çekilmiş daha önceden büyük ihtimalle. 42 yaşında kadın hastada rastgele tespit edilen bir lezyon.
Security sınırlı ama security sınırı da çok belir çok düzgün değil gördüğümüz gibi. Asemptomatik. Şimdi bu vaka ta 2014 yılında yaptığımız bir vaka. Bu vakada açıkçası odontojeni kist gibi düşünün. Bu bir kist dedim. Bunu almalıyım. Şimdi kaçırdığım nokta ne? Bu pure radiolüsent değil. Şimdi aramızda radyologlar vardır. Daha iyi yorum yaparlar. Lütfen kusura bakmasınlar. Yani ben radyolog değilim. Bir cerrah şeyiyle yorumluyorum. Nasıl söyleyeyim? Düzensizliğiyle, bir cerrah düzensizliğiyle yorumluyorum. Lütfen kusura bakmasınlar. Bu bölge tam sklerotik bir şey gösteriyor, sınır gösteriyor ama çok çok içerisinde tam oit bir sklerotik sınır da yok. Kis gibi değil sanki. Daha sonra aklıma geliyor tabii bu. Bunu çıkardıktan ve biyopsi aldıktan sonra aklıma geliyor. Şu anda bu lezyon gelse bundan hiçbir şekilde biyopsi almanın ve bunu ameliyat etmenin hiçbir anlamı yok. Bu lezyonu çıkarmanın da bir anlamı yok. Tamamen takip. Pür radyolüsent değil. Biz kiste pür radyolüsensi bekliyoruz ki değil. Bu da o zamanlar tomografi imkanımız yoktu. Fakültede tomografisi olmayan bir vaka. Bu lezyonu gördüğümüz zaman genellikle fibrosementosuz displazilerin ağız içi görünümü, makroskopik görünümü, intraoperatif görünümü bu şekildedir sevgili meslektaşlar. Üzerini kaldırdığınız zaman kemiğin hasarlı olmayan sağlam kemiği kaldırdığınız zaman ortada böyle bir semente benzeyen bir kor buluruz. Ama bu kor mix vakalarda ve radyolüsent vakalarda, olgularda tamamen bölgeden ayrım yapılacak şekilde bir sement koru değildir. Yani bir fibrosos tümör gibi, sementosos fibroma gibi bir fibroz dokuyla kaplı değildir. Fibroz kapsülle kaplı değildir. Yani tutup oynatamazsınız. Odontom gibi tutup elevatörle çıkaramazsınız. Tamamen etraftaki kemik dokusuyla devamlıdır. O yüzden seçilmesi, bölge sınırlarının belirlenmesi gerçekten çok zordur. Çoğu zaman çıkardığımız zaman da tam sınırlarıyla çıkaramayız biz bir lezyonu. Özellikle semptomatik vakalarda bunları ameliyat ederken, bu lezyonları çıkarmaya çalışırken, eksiz etmeye çalışırken tam sınırlarıyla eksize ne yazık ki edemeyiz. Çok problem mi? Çok problem değil. O bölgedeki enfeksiyon yaratan alanı temizlersen, o bölgeyi zaten yeterli bir kendini tedavi etmeye yetecek, oradaki debrisi kaldırdıktan sonra kendini tedavi etmeye yetecek bir alanı sağlamış oluyorsun. Lezyon kendi kendine yavaş yavaş orada devam ediyor. Ama bu enfekte bir vaka değil. O yüzden bu vakayı şimdi olsa, şu anda gelse kesinlikle biyopsi almaya bile gerek yok. Bu sağda gördüğümüz panoramik kesti de iyileşmiş hali lezyonun. İyileşme çok da fena değil. İyi bir iyileşme. O bölge tamamen kemikle kapanmış ama böyle olmayabilir. O bölgede lezyon devam da edebilir. Çünkü bu lezyonu tamamen çıkarmak, tamamen sınırlarıyla, temiz sınırlarla çıkarmak çok da kolay değil. Çıkarmak zorunda mıyız? Çok da değiliz. İkinci olgu, yine 34 yaşında erkek bir hasta mesela. Şimdi bu ön bölgelerde, ön dişlerin apeksinde, kaninle ilişkili. Bu hafif ağrılı bir vaka, ağrı hissetmiş hasta ve bu dişlere kanal tedavisi yapmışlar. Kronik apikal parodontitistir bu. İşte lezyondur, apikal granulomadır demişler. Kanal tedavisi uygulamışlar. Ama kanal tedavisinden sonra hastanın ağrıları kesilmiyor. Ve o bölgedeki lezyonun içerisindeki radyo opasite daha da artmaya başlıyor. Bu hasta bize geldi bu durumdayken. Bunu açmak zorundayız artık. Hafif ağrısı var çünkü. Bir biyopsi alalım dedik ki bunun fokal sementosus displazisi olduğu belli. Bu lezyon radyopak lezyon gördüğümüz gibi. Yani üçüncü evrede. Üçüncü evrede olduğu için bu lezyonun cerrahisi çok daha kolay. Üçüncü evre olduğu için içerisindeki radyo opasite toplanmış. Ortada bir radyopak mineralize koru zaten oluşmuş. O yüzden çıkarmak kolay. Dolayısıyla bu lezyonu tam temizleyebildik. İçerisindeki doku, bakın çıkan dokuda bisturinin altındaki çıkan dokularda parça parça parçalanıp çıkarılabilir. Zaten tam halde bu lezyonu almamız mümkün değil. Parçalamamız, içeride bölmemiz gerekiyor çıkarmamız için. Tertemiz bir şekilde, güzel bir şekilde, sağlam kemikler kalacak şekilde çıkarabildik. Bu postoperatif filmi tabii kökleri de kestik. Gütaları da ısıtma tekniğiyle o bölgede retrograd dolguyu da yapmadık. 6 ay sonra çok güzel bir sonuç elde ettik. Tamamen lezyonu temizlediğimiz için çok güzel bir şekilde iyileşti. Bu bir hasta hala dişlerini kullanmaya devam ediyor. Bu başarılı bir sonuç. Üçüncü olgu florit bir form. Florit sementosuz displazi bu. Çünkü iki kadranda var. Alt çenede de iki alt çenenin sağdan sola direktman kaplamış lezyonlar görüyoruz. Birisi mix formda. Ötekisi mix formu biraz ilerlemiş. Radyopak forma doğru geliyor. Sağ alttaki olan. Şimdi bu lezyonundan biyopsi almamızın nedeni şuydu. Bu lezyonun sol tarafında, sol şeyde, lezyonda, bakın sol tarafta, sol alttaki frontal görüntüye bakarsak orada biraz ekspansiyon var.
Bu beni şüphelendirdi açıkçası. Hani çok ekspansiyon beklemiyoruz. Biz bu patolojide zaten ekspansiyon çok beklemiyoruz. Ama ekspansiyon olduğu zaman da, ekspansiyon yarattığı zaman da buradan biyopsi almamız lazım, bakmamız lazım. Ha, çoğunluğu ekspansiyon yaratmıyor ama ekspansiyon yapmayacak diye de bir şey yok. Textbook'larda ekspansiyon yapmaz der bunun için. Ama bu ekspansiyon yapıyor mesela. Onun için insan vücudunda kesinlikle 2 kere 2 4 değil. 50 yaşında kadın hasta. Ekspansiyondan dolayı buradaki bu bölgede, çünkü mukozada da bir ekspansiyon, hafif bir ekspansiyon vardı. Açtığımız zaman da direkt kemiğin ekspansiyon olduğunu, sağdaki resme bakarsak intraoperatif resme direkt ekspansiyon olduğunu görüyoruz. Bu lezyonu tamamıyla çıkarmanın çok bir anlamı yok. Biyopsi alıp ne olduğuna baktık ve florid cementosus displazi olduğunu anladık. O bölgede tıraşladıktan sonra ekspanse durumu ortadan kaldırdıktan sonra bu vakayı takibe aldık. Şimdi ayırıcı tanı önemli. Bu lezyonun ayırıcı tanısı radyolüsent lezyonlarla değil, çenenin, dişlerin radyolüsent lezyonlarıyla değil, radyopak lezyonlarıyla yapılmalı. En önemli bir nokta bu. Çünkü lezyon radyopeste içeren bir lezyon ve teşhis edildiği zaman genellikle radyolüsent safhada değil, radyopak safhada teşhis edilir. Çünkü bu displazi oluşmaya başlarken fibro kolajenez doku dolunca dolar dolmaz zaten içerisinde mineralizasyon üretmeye başlar. Yani tam pür radyopak radyolüsent olduğu evre çok nadirdir. Çok çok nadir görürüz. O yüzden radyopak lezyonlarla yapılmalı. Bu diyagramı da bir makaleden aldım. Çok güzel bir diyagram. Aşağı yukarı ne olduğu, aşağı yukarı lezyonları böyle şematik olarak gösteriyor. Tabii bu şekilde şematik olarak ortaya çıkması çok çok zor. Şemalarda göründüğü gibi çıkması çok çok zor. Hani bir lezyonu dişlerle ilişkili bir patolojiyi tespit ederken bilgilerimiz bize içgüdülerimizi kullanmamızı sağlar. Dişle ilgili, patolojiyle ilgili demografik bilgiler, klinik bilgiler ve patolojik bilgiler elde ettiğimiz, kurduğumuz temel bize patolojik bir his, bir ön sezi sağlar. Biz teşhisleri bu ön seziyle yapmalıyız. Pür bilgiyle değil. Ha, apikalde böyle ama bu şu gibisinden değil de bütün faktörleri göz önüne alarak, bütün faktörleri göz önünde bulundurarak bir ön seziyle, hisle. Yani bazen teşhis yaparken hani gözünü kapatıp yani lezyonlara bakıp mesela elleyip palpe ederken gözünü kapatmak, mesela tamamen odaklanmak benim kullandığım metotlardan biridir. Ve başarılı da sonuç verir. İdiopatik osteosikleroz lezyonunu hepimiz biliyoruz. Biz idiopatik osteosiklerozu sementosus displazilerle karıştırabiliriz. Bu idiopatik osteosikleroz kemiğin spongiyoz tabakasında ortaya çıkar ve ilişkili dişler genelde şey gibi vitaldir. Sementosus displaz gibi vital kalır. Çok dişlerin apeksinde, dişlerin apeksiyle de ilişkili olabilir. Ama dişlerin apeksileriyle ilişkili olmayabilir. Ama biz sementosus displazileri dişli segmentlerde görürüz. Yani sementle, periodontal ligamentle ilişkisi olmalı lezyonun. Çünkü ki periodontal ligamentten geldiği, periodontal ligamentten köken alan osteo hücrelerden kaynaklandığı da bir etiyolojik faktördür aslında sementosus displazilerde. Yani periodontal ligamentten köken alarak, periodontal ligamentteki öncü hücrelerden köken alarak sementosus displazi oluşur diye bir bakış açısı da olduğu için, ki bu mantıklı bir bakış açısı. Çünkü dişlerle ilişkili oluşmaz. Dişsiz bölgelerde görülebilir ama daha önce diş vardır orada, çekilmiştir diş. O yüzden biz sementosus displazileri diş içeren segmentlerde görüyoruz. Genellikle 1 santimden küçük boyuttadır osteosiklerotik lezyonlar, idiopatik osteosikleroz. İrregüler, yuvarlak, çok çok çeşitli şekillerde olabilir. Ama biz sementosus displazileri 3 adet evreden geçtiğini görüyoruz. Öyle gelişi güzel atılmış, gelişi güzel oluşmuş siklerotik lezyon gibi değildir sementosus displazi. Genellikle mix evrede görülür. Radyolüsant bir rim vardır etrafında. Ve biz idiopatik osteosiklerozu genellikle genç popülasyonda görüyoruz. Ama sementosus displaziler orta yaşta olmalı. Yani 30 yaşı geçmeli hasta. Erken yaşta 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında idiopatik osteosikleroz görülebilir. Ama biz sementosus displaziyi genç hastada görmeyiz. Görme ihtimali çok çok düşük. Bak, sıfır demiyorum. Sıfır hiçbir zaman insan vücudunda sıfır denemez. Ama çok çok düşük. Mesela keşfedilirse 15 yaşında sementosus displazi vakası bir vaka olur, yayın olur. 10 yaşında sementosus displazi bir yayın olur mesela. Bunlar idiopatik osteosikleroz görüntüleri çeşitli. Sağ üst soldaki olgu sağ alt bölgede, premolar molar bölgede. Yine sağdaki olgu premolar bölgede. Yine sol premolar bölgede alttaki olgu.
gördüğümüz gibi. Bunlar idiopatik osteosikleroz. İrregüler spiküler şekilli, spiküler kenarları olan irregüler radyopasite. Bunun ayırması çok da zor olmadığını düşünüyorum. Bir de genç hasta olacak. Yine idiopatik osteosiklerotik bir lezyonun frontal görünümünü görüyoruz. Bakın molar dişle ilişkili. Yine apexle ilişkisi var. Ama periodontal ligament devam ediyor. Ve böyle pür atılmış o bölge sklerotik bir şekilde sınırlı bir kitle şeklinde o bölgede sklerotik bir lezyon. Biz hiçbir sementosyoz displezi bu şekilde görmeyiz. Etrafında en azından minik bir radyopak, radyolüsent bir rimi olmalı. Hipersementoz ayrıcı tanıda yine kolay ayrıcı tanısı yapılacak bir lezyon. Genellikle kök alt 1 bölü 3'ün çevresinde sementin yığılmasıdır bu. Bu çeşitli metabolik hastalıklarda da görülür. Cushing sendromu gibi. Özür dilerim. Cushing sendromu gibi, hipertiroidi gibi metabolik sendromlarda, metabolik hastalıklarda biz hipersementoz görüyoruz. Lamina dura ve periodontal ligament hipersementozda devamlıdır. Ama sementosuz displezilerde genellikle kaybolur. Bu önemli bir ayrım kriteri. Bu bilböz görünümlü diş köklerine neden olur. Genellikle alt çene, molar dişlerin köklerinde görülür hipersementoz. Ve bilböz görünümlü böyle kökler görürsünüz. Zaten görür görmez bunun sement birikimi olduğunu anlarsınız. Çok da karışacak bir lezyon değil. Yine ayrıcı tanıda tabii ki önemli. Condensing osteit yine bir ayrıcı tanıda kafamızı karıştırabilecek bir lezyon. Buna fokal sklerozan osteomielit diyoruz. Bunun en önemli ayrımı dişlerin devital olması. Çünkü bu fokal adı üstünde de sklerozan bir osteomielit aslında. Fokal bir, bölgesel bir osteomielit. Düşük dereceli bölgedeki pulpal hasara periapikal dokuların verdiği düşük dereceli skleroze cevaptır. Aslında o skleroze doku o bölgede kemiğin inflamatuar bölge, aslında inflamatuar bir alandır orası. Orada inflamatuar hücreler ve antijenler bulunmakta. O bölgeye koruma amaçlı vücut sklerozu kemik yiyar. Yani kemiğini mineralizasyonunu güçlendirir. Onu o şekilde yenmeye çalışır. Condensing osteit budur. Kanal tedavisi yapılınca geçebilir, geçmeyebilir. O bölgedeki condensing osteit kanal tedavisinden sonra veya dişin çekiminden sonra kaldığı vakalar hiç gerilemediği vakalar da var. Geç edebilir, geçmeye edebilir. Ama enfekte olmazsa sementosuz displezi kendi kendini sınırlayan bir lezyondur. Orta yaşlı bireylerde sementosuz displezi biz yine demin de bahsettiğim gibi deminki idiopatik osteosiklerozda da bahsettiğim gibi 3 evre şeklinde görüyoruz. Bunda 3 evre falan söz konusu değil condensing osteitte. Devital dişte, vital olmayan dişte, enfekte dişte, kökte, skleroze kökle ilişkili skleroze bir alandan bahsediyoruz. Genellikle skleroze de sement sinyalinde değil, genellikle kemik sinyalindedir. Kemiğin daha yoğun bir radyopak sinyalindedir ve dişte enfektedir. Odontom yine karışabilecek bir lezyon. Odontom bir tümör deniyor. Yani tümör sınıflamasında odontom var. Ama tümör mü, hamartom mu olduğu halen tartışmalı. Çünkü tümör aslında teorik olarak bakacaksak bir tümör bu. Mine, dentin ve sementi içeren mixed bir odontojenik tümör bu. Hele bunun erken formları, yani mineralizasyonun tam mine, sement ve dentinin oluşmaya başlamadığı erken formları tam böyle tümör formundadır aslında. Hatta amiloblastik lezyonlarla karışır. Amiloblastik tümörlerle, amiloblastik fibromla falan karışır. Ama sementosuz displazi kesinlikle bir tümör değildir. Bu odontomu biz çocuk ve genç erişkinlerde görürüz sıklıkla. Sementosuz displaziyi daha yaşlı popülasyonda ve kadında görürüz. Demin de bahsettim. Odontom sürmemiş dişin kronuyla ilişkilidir. Genellikle. Genellikle de sürme çağında, diş sürme çağında dişlerin, daimi dişlerin sürmemesiyle tespit edilen bir lezyondur. Ama biz sementosuz displaziyi sürmüş dişlerin apeksiyle ilişkili görürüz. Yani dişin kronuyla ilişkili, gömülü dişin kronuyla ilişkili sementosuz displazi olmaz. Biz kesinlikle sürmemiş dişin kronuyla ilişkili bir lezyon görüyorsak bu sementosuz displazi değildir sevgili meslektaşlar. Bu başka bir şeydir. Başka bir sürü şey olabilir ama ki o ayrı apayrı sunumların konusu. Ama bu semente osteoz displezi değildir. Sementosuz displezi ise bile o dişle gömülü dişin kronundan kaynaklanmamıştır. Üstteki apex'ten kaynaklanmıştır. Compound formu, kompleks formu. Mesela üst formu şu
Üstteki olgu bir kompleks form, kompleks odontom. Alttaki bir kompant odontom. Birisi diş olarak seçilebilen bir çeşidi, birisi diş olarak seçilemeyen tamamen bir kitle şeklinde, dentin, minestementin birbirine karıştığı bir yığın şeklinde, ona kompleks diyoruz. Bu ilginç bir vaka, bunu göstermek istedim. Mesela sol alt 20'lik dişle üstünde ilişkili bir lezyon var. Bu zamanla kafamızı çok karıştırmıştı ne diye. Radyografiye bakınca tabii. Radyografiye baktığımızda bu nedir diye kafamız çok karışmıştı. Sol alt 20'liğin kronunun da üzerine çıkan servikal bölge ve neredeyse apexin üst bir bölücüyle ilişkili bir lezyon var gördüğünüz gibi. Radyopak bir lezyon bu. Ağız kokusu yaptığından şikayet ediyor hasta. Ağız içine baktığımızda şöyle bir görüntüyle karşılaştık. Eğer ağız içine sürmüş diş gibi bir görüntü görüyorsanız radyopak lezyonlarda, bu odontomdur. Biz buna sürmüş odontom diyoruz. Ne olursa olsun şekle, diş formunda olmadan, diş yapısında olmadan bir şey, bir lezyon ağız içerisinde sürmeyi çok başaramaz. Bazen kistler mukozayı kaldırır. Mukoza, ya kemiği yıkarak mukozayı da kaldırarak böyle ağız içerisinde bir mukozal büyüklük, büyüme gibi görünebilir. Ama sürüyorsa, süren bir radyopak lezyon varsa, dişten arka dişlerden, ön dişlerden nerede olduğu fark etmez. Sürüyorsa bu odontom olma ihtimali %98. Yani %95'in üstü. Bu odontomdur sevgili meslektaşlar. Yani bu lezyon sementosuz displazi olma ihtimali yok. Dişi çekip arkadaki odontoid oluşumları, sement mine birleşim, ki bakın neredeyse bir şey diş gibi görünüyor. Sürnümere diş gibi görünüyor. Zaten odontom sürnümere dişin disorganize formu olarak düşünün. Aynı şey. Osteom yine ayrıca tanıda düşünebilir. Bu nadir bir lezyondur. Çok fazla görülebilecek lezyonlar değil. Osteom yani bir tümör. Kompakt ve kanserlöz kemik proliferasyonundan oluşan bir tümör. Bunun santral formu ve periferal formu olmak üzere iki formu bulunmakta. Santral formu içi kemik adalarıyla, toruslarla çok karışır. İdiopatik osteosiklerozlarla da çok karışır. Sonuçta ikisi de kemik adası olarak düşünün kemiğin içerisinde. Ama bunun tumoral bir büyüme, proliferatif bir potansiyeli de var. Yani bırakırsanız büyür. Ama şansımız şu ki santral osteom, yani kemik içi osteom çok nadir. Literatürde 7-8 vaka var. Çok çok nadir. Yani bunun karşınıza çıkma ihtimali çok düşük. Karşınıza çıkarsa periferal form çıkar. Alttaki frontal CBCT görüntüsü bir periferal osteom. Bu bizim vakamızda. Bunu da zaten görür görmez tanırsınız. Bu radyopak lezyon sementosuz displaziyle çok da bir benzerliği olmasa gerek. Çünkü bir saplı periferal osteom. Saplı şeklinde, kemikten sapla çıkıp büyüyen bir kitle şeklindedir. Onun için biz periferal osteomu çok da ayrıca tanıda değil, ama santral osteom ayrıca tanıda önemli, ama çok çok nadir olduğu için çok da önem de arz etmiyor açıkçası. Yani denk gelme ihtimaliniz çok çok düşük. İyi sınırlı ekspansiyon şeklinde görmeliyiz santral osteomu. Yani bir radyo opak, pür radyo opak lezyon şeklinde görünür. Demin de söylediğim gibi sementosu displazi pür radyo opak gibi görünse de etrafında çok minik bir radyolüsent rim vardır ve birçok radyo opasitenin birleşmesi gibi görülür. Yani 7-8 tane radyo opak kitlenin birbiriyle birleşmesi gibi görülür. Çünkü niye? Histolojisi öyle zaten. Sementosifi fibroma. Sunumumuzun başında bahsetmiştim. Bu da bir fibrosöz lezyon. Bu da bir fibrosöz lezyon olduğu için bazen ayrıcı tanı önemli olabiliyor sevgili meslektaşlar. Fibrosöz lezyonlar. Ama bunda da şöyle bir ayrım yapılmalı. Genellikle sementosifi fibromayı biz genç ilişkinde görüyoruz. Bu da bir fibrosöz tümördür, sementosifi fibrom. Bunun da bir fibrokollajene stroma vardır. Ama bunun içerisindeki fibroblastlar proliferatif potansiyeli sahiptir. Yani tümöraldir. Hem fibrosöz hem içerisinde sert doku üretir. Mineralize formda sert doku üretir. Ama kemikle bir yer değişimi, bir displazi söz konusu değildir. Tümör şeklinde ortaya çıkar. O yüzden biz buna fibrosöz tümör deriz. Bunun genişme, genişleme, ekspansiyon potansiyeli vardır. Ama sementosuz displazinin bir ekspansiyon potansiyeli sınırlıdır. Bunu bırakırsanız, çıkarmazsanız, çok özür diliyorum, ekspansi olur, destrükte eder etrafını ve çeneyi de patolojik kırıklara yol açabilir. Ama sementosuz displazi asla böyle yapmaz. Asla patolojik kırıklara yol açmaz. Kendi kendini sınırlar. Sementosuz displazi orta yaş, 4. 5. dekatlarda görülürken bu genç erişkinde görmeliyiz. Genç erişkinde görülür.
Ve bunun aslında operasyonda en önemli özelliği fibroz bir kapsüle çevrilidir bu. Ama sementozus displazide böyle bir şey söz konusu değil. Çevre kemikte devamlıdır. İlk vakalarda da bahsettiğim gibi. Mix lezyon şeklinde yine görürüz. Bazen kafa karıştırır. Özellikle apikal formalarda kafa karıştırır. Mesela alttaki panoramikte genç 8 yaşında bir çocuğun panoramiği. Bu bir pür radyolüsant lezyon olmasına rağmen bir sementozus ve fibroma mesela. Bunu erken evre temizledik ve tamamen temizlendi. Allah'tan radyoopak safhaya girmeden, ki bunun da 3 evresini düşünebiliriz. Çünkü bu da bir fibrosoid lezyondur. Temel ayrım kriteri ekspans olması, ekspans etmesi, çeneyi büyütmesi ve dişlerde, ilişkili dişlerde yer değiştirme rezorpsiyon yapması. Biz sementozus displazide yer değiştirme, kök rezorpsiyonu, dişlerde oynama, dişlerde çekil bozuklukları, bunları görmüyoruz. Görmemeliyiz. Eğer bunu görüyorsak bu sementozus displazi olmayabilir. Oradan kafamızda bir ışık yanmalı. Eğer kökü rezorbe ediyorsa, dişleri yer değiştiriyorsa, değiştirtiyorsa veya dişin sürmesini engelliyorsa, geciktiriyorsa bu sementozus displazi bir displazi değildir bu. Bu da bir tümoral komponent olma ihtimali daha yüksek. Yine bir fibrosöz lezyon fibroz displazidir. Fibroz displazi de görece olarak nadirdir. Bu da biz genç hastada görürüz genellikle. Bu da genç hasta lezyonudur. Genç insan patolojisidir. Genellikle üst çenede daha sık görülür. Ama sementozus displaziler genç hastalığı değildir demin de bahsettiğimiz gibi. Bu bir klinik ayrım kriteri. Deminkilerde olduğu gibi. Fibrosöz displazi kesinlikle kesinlikle çenede ekspansiyon yapacak. Hadi sementozus fibrom erken safhalarda yapmayabilir. Ama fibroz displazi çeneyi malforme etmeyen, görüntüyü değiştirmeyen, görüntüyü aksatmayan fibrosöz displazi olmaz. Çeneyi çenedeki disfigüre etmesi lazım. Orta yüzü disfigüre etmesi lazım üst çenedeyse. Alt çenedeyse arka mandibülayı disfigüre etmesi lazım. Ekspansiyonun gözle görülür olması lazım. Fibroz displazinin özelliği budur. Bunda gen mutasyonu saplanmış bir lezyon. Tabii sporadik vakalar da var ama mutasyon vakaları, mutatif vakalar, mutant vakalar daha sık bu lezyonda. Geçiş sonu çok belirgin değildir. Yani biz çene kemiğinde bu bölgeden biyopsi alırken veya tıraşlarken, ki fibrosöz displaziyi tıraşlamak zorundasınız. Tamamen hepsini çıkarabileceğiniz bir şey yok. Tamamen çıkarabileceğiniz bir lezyon kesinlikle yok. Yani tamamen çıkaramazsınız. Dolayısıyla tıraşlamanız gerekir. Tıraş atarken bu bölgeyi tamamen sınırı düzeltecek şekilde atarsınız. Ama diğer fibrosöz tümörleri tamamen mesela sementozus fibromayı fibroz kapsülünden tutar tamamen çıkarırız. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü çenelerle devamlı, frontal kemikle devamlı, zigomelle devamlı üst çenede bir fibrosöz displazi varsa üst bölgeye doğru devam eder. Arka sifonoid kemiklere kadar gider. Üste frontal kemiğe geçer. Etmoide kadar bile gidebilir. Bu da kendini sınırlayan bir lezyondur. Fibroz displazi. Ama kendini sınırlaması sementozus displazi gibi olmaz. Puberteye kadar, pubertadan sonra kendini sınırlar. Yani puberteye kadar ilerler, pubertadan sonra sınırlar. Ama biz sementozus displaziler 3 evre gösterir ve kendini sınırlaması tamamen lezyona özgüdür. Yani bir lezyon kendini 1 senede sınırlayabilir, bir lezyon kendini 5 senede sınırlayabilir. Bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Bu işte bir fibroz displazi vakamız. Sağ üst bölgede pür radyopak bir alan. Bu radyolojik görüntü bize gerçekten fibroz displaziyi direkt gösteriyor aslında. Şu panoramaya baktığımız zaman bu fibroz displazi diyebiliriz. Eskiler buzlu cam görüntüsü derdi. Buzlu cam gibi görünen vakalar vardır ama böyle pür radyolüsant görülen vakalar da vardır. Frontal kesitte görüyoruz, tamamen maksideyi kaplamış, iç tarafa ta etmoide kadar gitmiş, gördüğünüz gibi frontale doğru da arkada çıkmış, tam maksilayı şeyin içerisinde doldurmuş, kemiği ekspans etmiş, sinüsü de doldurmuş güzelce. Yani pür orada bir kitle şeklinde oluşan bir lezyon. D'de intraoperatif görüntüsünü görüyoruz lezyonun. Bu bölgeyi tıraşlama yapıyoruz. E'de de tıraşlanmış lezyoner doku, fibroz displazi dokusunu görüyoruz. Sementoblastom çok tipiktir. Alt diş molar bölgede görünmesi lazım. Alt çene molar bölgede genellikle apex'le ilişkili. Düzgün, yuvarlak, sklerotik veya sklerotik sınırı olmayan bir lezyon şeklinde görünür. Sodda da sklerotik sınır genellikle görüyoruz ama düzenli değil. Bu lezyonun sementoblastomun sınırı çok düzenli olması lazım. Düzenli bir sınırı vardır.
çok düzensiz değildir. Ama cementosus displazi düzensiz olabilir. Özellikle florid formlar çok düzensiz görüntü elde edebilir, edebiliriz. Mineralizasyon merkezden başlıyor ve santrifugal ilerliyor. Ama fibrosis displazi de bölgesel başlıyor. Her yerden başlayabilir mineralizasyon. Bunda merkezden başlar. Gerçek sementonda, sementoblastonda merkezden başlar. Bir radyopesite bir mineralizasyon görmemiz gerekiyor. Ve radyolüsant dilimle çevrilidir. Bu lezyonun operasyonunda bu sementomu çıkarırken dişi de çekmemiz gerekiyor. Dişi çekmeden sementomu alıp eksize edemezsiniz. Çünkü dişte birleşiktir. Dil halindedir. Dolayısıyla diş kökü de malformaldedir. Ama sementosus displazide diş kökü tam olarak görülür. Bu fibrosis bir lezyon değil, bir tümördür. Sementoblastın tümörüdür bu. Sementoblastom. Şimdi bir diğer konu özür dilerim. Bir diğer konu şu. Enfeksiyon. Enfekte olursa ne yapacağız? Asıl önemli olan konu bu. Yani bunu tam aşağı yukarı sementosus displazilerin ne olduğunu anladık. Ama enfekte ise, enfekte olursa ne yapacağız? Enfekte olursa bu lezyonu yapacağımız çok da bir şey yok. Antibiyotik baskısını alıp tedavi edeceğiz. Nasıl tedavi edeceğiz? Eksize ederek tedavi edeceğiz. Başka bir şansımız yok. Çünkü bu lezyon diğer lezyonlara göre, bir tümöre göre, bir kiste göre enfekte olma ihtimali çok yüksek bir lezyon. Neden? Çünkü içerisinde mineralize doku komponenti çok fazla. Bu da şu anlama geliyor. İçinde damar yok. Vasküler yapı çok az. Vasküler yapı ne kadar azsa bir patolojide o kadar enfekte olma ihtimali vardır. Biz vasküler yapıyı kaybedersek ki lezyon gittikçe mineralize oluyor. Gittikçe mineralize olması ne demek? İçerisindeki vaskülaritenin, fibrokollajeniz stromadaki vaskülaritenin kaybolması demek. Vasküleriteyi kaybedersek mikrobiyal invazyon çok kolay olur ve o bölgeyi hemen enfekte eder. Bu vakalar fibroösteoz lezyonlar, özellikle sementosus displazi, sementosus fibrom ve fibrosis displazi için konuşmuyorum. Onlar apayrı antiteler. Onlara zaten ayrıntısıyla girmedik. Sadece ayrıcıktan da bahsettik. Sementosus displazi çok kolay enfekte olur sevgili meslektaşlar. Bu bölgeden herhangi bir nedenle diş çekersiniz. Bu bölgeyi herhangi bir nedenle detertraj yaparsınız. Bu bölgeyi herhangi bir nedenle işte pulpal tedavi yaparsınız, endodontik tedavi yaparsınız. Eğer steril şartlarda çalışmazsanız ki bu klinik şartlarında ne yazık ki çok da iyi olmadığını gözlemliyorum naçizane. Bunu da söylemek zorundayım. Çünkü böyle çok vaka geliyor. Steril şartlara tam olarak riayet etmezseniz bu lezyonu çok ciddi şekilde enfekte edersiniz. Ve bunun dönüştüğü form osteomerit. Bu lezyonun enfekte halinde biz osteomerit diyoruz zaten. Direkt osteomerittir. Difüz olabilir, fokal olabilir osteomerit. Yayılan olabilir, pürülen olabilir. Pürülen bir formu da olabilir osteomeritin enfekte olan vakalarda. Görüyoruz bunu da. Onun için çok ciddi bir şekilde bu lezyonlara müdahale ederken, bu lezyonla ilişkili dişlere müdahale ederken, bu lezyonu enfekte etmemek ve osteomelite neden olmamak için çok 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 sterilizasyona azami dikkat göstermeliyiz. Bu çok önemli. Ve en sık enfekte olan formu da florid formudur. Çünkü florid formunun içerisinde mineralizasyon daha fazladır. Fokal ve periapikale göre. İçerisinde çok mineralize alan olduğu için, mineralizasyon daha sık olduğu için vasküler yapılanma daha azdır. Dolayısıyla enfeksiyon olma ihtimali daha yüksektir. 60 yaşında kadın hastamız bu şekilde geldi. Burada ciddi bir ekspansiyon var. Bu fotoğraftan çok belli olmamış ve devamlı bu bölgeden bir püyü akışı, bir iltihap akışı olduğunu söylüyor. Ağzının içerisine iltihap geliyor. Şiddetli ağrı. Sistemik anamnezde bir problem yok ama dental anamnezimize baktığımız zaman buradan diş çekildiğini gördük. Bir hafta önce diş çekim yapılmış bu bölgeden ama çekim yapılmış bölgedeki alveolite benzemiyor. Kapanmış. Mukoza kapanmış. Mukozanın altında bir pürülen faaliyet söz konusu. Neden bu diş çekiminden sonra oluşmuş? Bu biz mukoza kapandıktan sonra altta bir pürülen doku olup ekspansi ederse, bir pürülen akış varsa burada osteomeritten şüpheleniriz. Çünkü alveolit olsa üstü kapanmaz, mukoza kalır. Alveolit boş soket veya fibrin, disorganize fibrinin olduğu bir soket şeklinde görmemiz lazım. Ama bunda mukoza kapanmış. Onun için şüpheli. Baktığımız zaman bölgeye şöyle bir lezyonla karşılaşıyoruz. Sol alt bölgede premolar dişin distal alanıyla temasta böyle yuvarlak, yuvarlağımsı kitle 3 veya 4 tane kitle şeklinde böyle radyopak küreciklerle karşılaşıyoruz. Yani bu
çok tipik. Buna baktığımız zaman bakın Radio Lucent Rimman etrafında. Cementoblastom olabilir mi? Cementoblastom olamaz. Çünkü apex'in tam ortasında, kökün hizasında olması gerekiyor cementoblastomun. Cementoblastomu başka bir yerde göremeyiz. Başka bir lezyon olabilir mi? Osteoblastom gibi veya işte condensing osteit olabilir mi? Condensing osteit böyle küre küre etrafında Radio Lucent Rim şeklinde görünmez. Yani bu baktığımız anda aklımıza sementosus displazi gelmeli. Bu çekilmiş bir dişin arkasından kalan enfekte bir sementosus displazi. Neden bu oluşmuş? Çünkü diş steril şartlarda çekilmemiş. Diş implant yapımı için özel klinikte çekilmiş, rastgele şartlarda çekilmiş, klinik şartlarında çekilmiş. Hiçbir sterilizasyona dikkat edilmeden, temiz steril örtüyle örtülmeden, hasta dezenfeksiyonu, boyamaları yapılmadan bu diş çekilmiş ve bu bölge enfekte olmuş ve enfekte bir fokal sementosus displazi bu. Yani osteomielit. Osteomielite dönüşmüş bir fokal sementosus displazi. Eski filmine baktığımızda, bu çok eski film, biraz kötü, kusura bakmayın. Bakın bu bölgede cayır cayır çok belli, çok net bir fokal sementosus displazi mevcut. Premolarda ve molarda çok açık. Eski filmleri sistemden çektim bu arada, bu eski filmi. Bunu hasta getirmedi. Sistemde var mı diye baktığımızda olaya daha hakim olduk ve evet, bu enfekte bir fokal sementosus displazi dedik. Opere edilmiş görüntüsü, bakın opere ettik. O bölgedeki enfekte dokuyu aldık ama bakın yarım olarak aldık. Yani tam olarak lezyonu çıkarmaya çalışmadık. Gerek de yok. Yani o radyopak lezyonu tamamen temizlemenizin bir anlamı yok. Enfekte kısmı çıkardık. Çünkü radyopak kısım, mineralize kısmı sınırlarıyla belirlemeniz gözle mümkün değil. Göz kararı gitmek gerekiyor. Göz kararı giderseniz de sağdaki soldaki vital yapılara, işte çene yapılarına, sinire zarar verme ihtimaliniz çok yüksek bu olgular. Tamam mı? O yüzden biz bu olguyu çözmek için, yani tedavi etmek için enfekte kısmı, osteomielit yaratan, gözümle gördüğümüz osteomieliti temizlememiz yeterli. Bu da o lezyon açığa çıkarıldıktan sonra görüntüsü. Ciddi bir şekilde granülasyon, enfekte granülasyonlar oluşmuş içinde. Nekrotik doku artıkları oluşmuş. Bunları güzelce temizledik. Güzel bir şekilde gönderdik. Bu bir fokal supuratif osteomiyeliyet. Çok güzel bir şekilde iyileşti. Şu anda bu hasta dental implant yapalım mı yapmayalım mı diye bekliyor. Bekleyelim bakalım dedim. Buraya dental implant düşünüyoruz yapalım mı diye. Ama buraya dental implant koyacak mıyım veya koymayacak mıyım hiçbir fikrim yok açıkçası. Niye yok? Çünkü bu lezyonlarda dental implant yerleştirilmesiyle ilgili literatürde daha bir rehber yok. Münferit vakalardan ibaret. Ben koydum şöyle oldu, o koydu böyle oldu'dan ibaret bir bilgi. Sementosus displazilere implant koyulması. Ama çok önemli bir bilgi. Çünkü Türk toplumunda çok sık, ve bu bölgelerde genellikle diş çekilmiş alanlar, dişsiz alanlar. Buraya biz implant koyalım mı, koymayalım mı? Bu çok önemli bir soru. Bununla ilgili bir hayvan deneyi, zamanında hayvan deneyi yapalım. Bir fibrozis displazi oluşturalım. O bölgede implant koyalım, bakalım ne olacak diye düşünmüştük ama bunu şeye geçiremedik. Bu bir araştırma fikri olarak sevgili meslektaşlarım, sizin aklınızda her zaman olsun. Yani biz gerçekleştiremedik bunu. Yani gerçekleştiremeyeceğiz diye bir şey yok ama bu çok önemli bir sorun şu anda dünya literatüründe. Sementosus displaziye implant koyalım mı, koymayalım mı? Çok önemli. Koymamızda teorik olarak bir sakınca aslında yok. Çünkü bu bir normal bir doku, fibrokollajenaz dokunun içerisinde kemik var. Bu bunun etrafında implantı koyarsak, implant yıldırının etrafında kemik yılma ihtimali var. Bu implantın normal implanta çok benzemese de, normal implantın osteointegrasyonuna benzemese de hafif bir osteointegre olma ihtimali var ki olan vakalar da var. Ben yaptım, osteointegre oluyor diyen vakalar var. Ama yapıldıktan sonra osteomielite dönüşen vakalar da var. Bunu hangi safhada yapacağımızı çok iyi bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, Radio Lucent safhalarda implantı yapmayalım. Niye? Çünkü içerisinde gerekli, yeterli osteointegrasyonu sağlayacak yeterli mineralizasyon oluşmamış ki. O yüzden radyopak safhaya doğru yapalım. Ama tam pür radyopakta da yapmayalım. Çünkü onun içinde de vasküler yok. Yani radyopasitenin birazcık daha arttığı, mix devreye biraz geçmiş, mix devreden radyopak evreye doğru ilerlemiş ara safhalarda denk getirebilirsek bu olgulara dental implant yapılabilir şeklinde primitif bir bilgi.
Evet, dental implantlarda önemli olan şu. Radyo opak, tam pür radyo opak safhaya gelmeden implant yerleştirilebilir diye düşünüyorum. Ama tabii yapan dental implant uygulayan meslektaşlar varsa soru cevap bölümünde de onların şeyini almak isterim. Ama literatürde böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir rehber, buna implant koy, buna koyulur, buna koyulmaz diye bir rehber çok da söz konusu değil. Evet. Osteom ve sesin geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor, aynen. Osteom ve osteosikleroz gibi inert lezyonlara dental implantın yerleştirilmesinde bir problem yok. Kemik adasından oluşan, kemikten oluşan lezyonlara implant yerleştirebiliyoruz. Ama cementosus displezilerde çok implant yerleştirilmesine dair bir rehber yok elimizde. Yapılacaktır, çıkacaktır elbette. O yüzden tam mineralize olgular vasküler yapıdan muzdarip olduğu için, vasküler yapı çok az olduğu için içinde, o yüzden bu vakalara implant yerleştirmekten imtina etmeliyiz. Tam radyopak safhada olan lezyonlarda. Bir vaka paylaşayım. Enfekte vaka bu. 45 yaşında kadın hasta. 2 yıl önce implant tedavisi geçirmiş ve çok ciddi sağ alt bölgesinde implantlarla ilgili şikayeti vardı. Çok ağrısı, çok ciddi probleme akıntı olduğundan da bahsediyor. Buradan zaten bir panoramik alınca bu bölgede radyopak böyle mixed şeyde görüntüde bir lezyon görüyoruz. Yani bu bir fokal sementosuz displezi. Bunun başka bir lezyon olma ihtimali çok çok düşük. Çünkü enfekte olan, implantlarla ilişkili olabilecek olan lezyon ve bu yaşta 45 yaşında kadın hastada görülebilecek olan ve arka bölgede soliter olarak görülebilecek olan çenede lezyon sementosuz displezidir. Sistemik bir hastalığı yok. Gördüğümüz gibi sagittal kesitte lezyon çok açık bir şekilde radyolustatrimle şekilsiz, sklerotik bir üçüncü safa lezyon olarak karşımızda. Enfekte olmuş implanttan dolayı mecbur sökmemiz gerekiyor. Zaten flebi açtığımız zaman bu bölgedeki enfekte, granülasyon dokusu enfekte olmuş, granülasyon dokusu. O bölge kemikleşmeye çalışmış, granülasyon dokusu yığılmış oraya ama granülasyon dokusu da enfekte olduğu için görevini yerine getirememiş ve o bölgede bir çembersel bir ikilem şeklinde hem o bölgeye granülasyon dokusu oluşmaya çalışıyor hem mikrobiyal invazyon devam ediyor. Daha da enfekte olarak devam ediyor ve osteomiyelite kadar gidiyor. Osteomiyelit alanları, kemik sekes durumları implantların sökülmesiyle beraber güzelce temizlendi. Bu hasta da kendine geldi. Şimdi sunumumuzu çok da sıkmadım inşallah. Sonuç olarak sementosuz displezilerle olarak buradan ne çıkardık, ne aldık kendimize? Şimdi bir kere sementosuz displezi bu kitaplarda bahsedildiği kadar, textbooklarda bahsedildiği kadar nadir bir lezyon değil. Bu tüp toplumunda göreceli olarak sık, göreceli olarak sık. Sık diyemeyiz. Çünkü sırf bu işte uğraşmayan bir hekim bunu göz ardı edebilir, görmeyebilir, gönderebilir, hani tanımayabilir. Bu çok normaldir. Ama bu işle uğraşan cerrahlar için, periodontologlar için, implantolojiyle uğraşan mesela veya oral medicine'cılar için, oral diagnozcular için bu sementosuz displezi görece olarak sık bir lezyon. Çünkü demin de dediğim gibi haftada 1-2 hasta biz Eskişehir popülasyonunda muhakkak geliyor. Çok ilginç bir şekilde. O kadar çok vaka var ki. İlginç, çok ilginç. Hani elimizden kaçıyorsa gelmiyor. Ama ayda 3-4 vaka kesin geliyor elimize. Kesin geliyor. O yüzden bu sık bir oran, bir insidans olduğunu düşünüyorum. Bu bir tümör değil. Bu bir kist değil. Bu bir displazik bir lezyon. Bu enfekte olmazsa bu lezyon ameliyat etmek için, çıkarmak için hiçbir sebep yok elimizde. Takip edeceğiz. Ama mecbursak müdahale etmeye, ilişkili dişe müdahale etmeye mecbursak %100 steril şartlarda olacak. Kesinlikle muayenehane şartlarında olmamalı. Muayenehane şartlarında tutup davetiyle çekilmemeli. Hemen bunu halledeyim, sallanıyorsa bile diş çekilmemeli. Enfekte olması içten bile değil. Enfekte olgular düzgün bir şekilde, düzgün merkezlerde tedavi edilmeli. Osteomiyelit prosedürüne uygun tedavi edilmeli. Çünkü bunun enfekte durumu, enfekte hali bir osteomiyelittir. Ve koyacağımız, içine implant koyacaksak implantla ilgili elimizde çok bilgi yok. Ne yazık ki. Bununla ilgili çalışmalar, hasta sayıları fazla olan çalışmalar elbette ki yapılacaktır. Ama şu anda elimizde implantla ilgili çok fazla bir bilgi yok. Yalnızca öneriler yapabiliriz. Ve bu lezyonu aşağı yukarı klinik olarak anlayabiliriz, görebiliriz ve tümör ve kist olmadığını da anlarsak, tümör olmadığını özellikle anlarsak
bizim için, klinik bakış açımız için gerçekten bir kazanım olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım sıkmadım size. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim Burak hocam. Soru alalım mı hocam? İster misiniz? Alalım tabii ki. Memnuniyetle. Ben soranlar olmadan önce ben bir kendi aklımdakileri sorayım sunum ekranında. Lütfen. Hocam şey soracağım. Mesela ekspansiyon olan lezyonlardan biyopsi alıyorsunuz ya. Mesela bundaki sonuç osteomiyelit gibi mi geliyor yoksa fibrosöz lezyon gibi mi geliyor? Fibrosöz lezyon. Osteomiyelit çok ekspansiyonla osteomiyelit teşhisi koymuyoruz Burak hocam. Yani çok fazla şey koymuyoruz. Osteomiyelit tanısı klinik ve radyolojik olarak koyulan bir tanı. Çok biyopsiyle osteomiyelit tanısı koymuyoruz. Tamam. Yani genellikle osteomiyelitteki patolojik mikrobiyolojik inceleme aşağı yukarı aynıdır zaten. Kemik ölü kemik, nekrotik kemik görülür. Şey görülür. Lenfositik infiltrasyon görülür. Yani non-spesifiktir aslında. Osteomiyelit. Eğer özel bir osteomiyelit değilse, özel osteomiyelitlerde aktinomiçez osteomiyelitle daha farklı. Ama genel osteomiyelitte, fokal süpüratif osteomiyelitte zaten non-spesifiktir. Burak hocam. Anladım hocam. Bir hekim arkadaş sormuş hocam. Aynen. Osteomiyelitin tedavisi için yaklaşımı Ahmet nasıl? Hoca soru sordu. Ahmet Hoca da soruyor. Aynen. Teşekkür ediyor. Çok güzel bir soru sordu Ahmet Hoca. Ben Tendur Kasimi meslektaşımın sorusunu biraz cevaplamaya çalışayım. Osteomiyelit çok geniş bir alan. Yani osteomiyeliti normal şartlarda, normal anamnezi, sistemik anamnezi olmayan vakada, hastada osteomiyelit çok görmüyoruz. O yüzden osteomiyelit yaklaşımı osteomiyelite sebep olan etkeni tedavi etmeye yönelik olarak bir prosedür. Bifosforat nekrozisi başka bir prosedür. İşte radyoterapi nekrozisi başka bir prosedür. Bu şekilde non-spesifik bir osteomiyelit ise, yani fokal sementosus displaziden başka bir osteomiyelit ise, fokal sementosus displaziden zemininde gelişen bir osteomiyelit ise, demin anlattığım gibi basit eksizyonla, basit küretajla ve basit antibiyotik baskısıyla devam ettiğimiz bir prosedür işliyoruz. Öyle vakaya göre ve oluşan sistemik duruma göre uygulayacağımız şey değişiyor. Yani genellikle hani belli şu metodu şunu da uyguluyoruz gibisinden bir şey yok. Osteomiyelitin tedavisi textbooklarda çok ciddi antibiyotik baskısı, çeşitli antibiyotiklerin neydi şeyin adı? Farklı antibiyotiklerin verilmesiyle, bir kombin edilmesiyle yapılır falan der. Ama klinikte o şekilde çok da olmuyor. Çünkü o textbook yazıları hani değişik antibiyotiklerin kullanıldığı zamanlar geçti. Artık antibiyotikler, geniş spektrumlu antibiyotikler oldukça etkili. O yüzden her vakaya neden oluşmuşsa ilk önce etkine yönelik tedavi yapıyoruz. Ahmet Hoca çok güzel bir soru sordu. Ahmet Hoca'ya da selamlarımı iletiyorum. Kendisini tanırım, bilirim ismen. Saygılarımı sunuyorum kendisine. Şimdi klinik yaklaşımım şu. Çok güzel bir soru bu. Sementosus displazi de ben eğer radyopak formdaysa, tam radyopak, radyopasite 3. evredeyse, yani tam doldurmuşsa, çok hafif bir radyolüsentrim kalmışsa, ben oraya implant yapmamayı tercih edip orayı takip ediyorum. Hiçbir şekilde o lezyonu da çıkarmıyorum. Oraya implant yapmıyorum. Oraya geçici protezlerle, hareketli protezlerle hasta idare etmesini söylüyorum. Daha benim önerime uymayıp da gidip de ben buraya implant yaptıracağım diyen bir hasta görmedim. Olmadı da. Olsa keşke, o hasta da bana geri dönse görüp daha ne olduğunu görebileceğim. Ama ben tam radyo opak lezyona yapmıyorum. Ama birkaç tane radyo opak, radyolüsent geçişi olan lezyona yaptım ve sonuçlar da iyi oldu hocam. Yani bu hastalar implantlarını kullanmaya devam ediyorlar. Onların filmlerini aradım, bulamadım. Bulsam gösterecektim size, koyacaktım. Onların takibi yapılmamış, aradan çok vaka kaçmış. Onları bulamadım, bulsam gösterecektim. Tam bir klinik rehber yok ama radyolüsent safhadan geçtikten sonra tam radyopak olmadan, mix devreninde biraz ilerisi, tam radyopakında biraz gerisinde implant yapılabilir diye düşünüyorum. Sayın hocam bu arada Türkiye genelinde 140 kişi izlemiş webinarınızı. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hocama da saygılarımı iletiyorum. Rıza Hoca yazmış. Saygılarımı iletiyorum sevgili hocama.
Ahmet Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordu. Tam böyle can alıcı, harika bir soru sordu. Ama bununla ilgili kesin şurada yapılır, kesin burada yapılır diye inanın literatürü çok taradım bu konuyla. Çünkü 10 yıldır ilgileniyorum. Full literatürü taradık. Taradığımız literatürde münferit vakalardan başka bir şey yok sevgili Altan Hocam. Ahmet Altan Hocam. Yani münferit vaka ben yaptım oldu, ben yaptım olmadı gibisinden. Ama şunu da söyleyeyim. Enfekte vakalara da çok rastladık. Yani implant yapılmış, 2 sene geçmiş enfekte olmuş. Çünkü bakteriyel kemik erimesi başladığı zaman, marjinal kemik kaybı başladığı zaman mikrobiyal faktör her neyse şeye doğru inip lezyoner dokuya doğru vurduğu zaman, indiği zaman orası enfekte oluyor. Onu da gözlemledik. Hani ama ben direktman böyle bir kendi yaptığım implantta enfeksiyona rastlamadım ama yapılmış implantta enfeksiyona rastladım Sayın Hocam. Burak Hocam. Durum Sağ bu. olun. Rica ederim. Başka soru yoksa teşekkür edebiliriz hocam size. Yani Rica ederim. anlayın. Benim için bir zevkti ya. Beni bıraksan ben daha anlatırım ya. Yok mu soru? Tamam yani. Çok. Bir 2 saat daha devam ederdik ama işte uykusu gelmiş olabilir Hocam benim arkadaş. aklıma bir şey geldi. Bir şey daha sorabilir Tabii. miyim? Bu Tabii lütfen. lezyonlar mesela sizin düşündüğünüz lezyonlar böyle kemiğin remodelinginin bozulması sonucunda oluşuyor gibi de Süper. doğal bir süreç gibi Aynen. düşünebilir misiniz yoksa şey gibi mi? Aynen. Hani Ömer Hoca'nın makalesindeki travma etkeni gibi işte bir cevap gibi Öyle mi? öyle. Öyle. Burak Hocam zaten Ömer Hoca da makalesinde bunu söylüyor. Burada remodeling'de bir problem var. Bir nedenden dolayı. Ama nedenin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi neden bulmamız gerekiyor? Etiyolojik bir faktör. Travmayla mı? Parafonksiyonel bir hareketle mi? Neyle? Tam bilemiyoruz. Ömer Hoca ile konuştuğum zaman şunu söylemişti. Bu makale üzerine konuştuk. Dedi ki bu vakalarda sorguladığımızda genelde hikayelerinde de bir travma hikayesi var. Yani bir travma çocuklukta geçirdiği, yakın zamanda geçirdiği çeneye bir travma hikayesi var gibisinden bir şey söyledi. Hani bunu ama bunu makaleye tam yansıttım. Makalenin içeriğinde yok sanki böyle bir travma hikayesi alındığı hastalardan ama hocanın bakış açısı hoca bunun bir travmatik etken ne olduğunu bir remodeling'de bir değişimden dolayı bir remodeling sürecinin farklı işlemesinden dolayı hangi moleküler mekanizma işlediğini bilemiyoruz. Ama remodeling mekanizması farklı işleyip orada bir sement scar oluşması olarak düşündü makalesinde hoca. Yani bu bir displazi, bu bir sement scarı, bu bir örgü kemik scarı. Yani bir iyileşme dokusunun tam olarak iyileşme dokusu diyemeyiz ama kemiğin kendi kendine remodelingini nasıl söyleyeyim? Bozulmuş Kompanse cevabı gibi. etme dokusu, kompanse edilme dokusu olarak düşünebiliriz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu çok güzel ortamı da sağladığınız için size çok teşekkür ederim. Uzman kaç Bir hakkında soru bilgi verir misiniz? Eskişehir cerrahi hakkında bilgi verir misiniz? Yok, DD'ye vakaları almıyoruz. Onu net söyleyebilirim. Ama cerrahi hakkında bilgi almak isteyen varsa biz burada DD'ye vakaları plastik cerrahi çalıştığı için biz burada DD'ye vakaları almıyoruz. Onu net söyleyebilirim. Ama Eskişehir cerrahi hakkında bilgiyi verebilirim münferit bir zamanda. Şu anda çok uygun olduğunu düşünmüyorum bu konunun. Yani siz de uygun görürseniz Sayın Burak Hocam. tabii hocam. Siz nasıl öneriyorsunuz? Hocam teşekkür ederiz. Rica Yani ederim. Benim için bir bir zevkti. Çok 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 büyük bir zevkti. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim teşekkür. güzel davetiniz için. Hocalarıma tekrar teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Biz teşekkür Burak ederiz Hocam. hocam. Eskişehir'i bekliyoruz en kısa zamanda. İnşallah. İnşallah hocam biz de bekleriz. Teşekkür ederim. Evet. Size iyi akşamlar diliyoruz. Webinarımıza katıldığınız için Çok teşekkür sağ ederiz. olun. Ben de herkese, bütün meslektaşlara teşekkür ederim. Umarım sıkmadım. Biraz hızlı anlattım, farkındayım. Ama sıkmamak için de çok ayrıntıya girmedim. Hani genel olarak sementosus displazinin anlaşılması benim için yeterlidir. Hani diş hekimleri tarafından, meslektaşlar tarafından. Bu çok da sık olmayan, çok da nadir olmayan bir olgu. Evet. Hani anlaşılmasını çok isterim çünkü çok geliyor, çok görüyoruz. Hani bir katkım olduysa ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Çok İyi sağ olun. akşamlar. İyi Tamam. akşamlar. Çok teşekkür ederim.